Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Victoria'yı çakaldığımız yerden devam ediyoruz. Beyler şimdi en son videoyu bitirirken Rusya arkamızdan bir hamle yapmış. Ve Mısır'dan Girit'i istiyor. Bakın şöyle göstereyim. Mısır'ı şimdi yenerlerse sorun var. Mısır yenerse sorun var. Savaş beraber biterse sorun var. Yani 3 aşamada da biz kaybediyoruz. Neden? Kısaca anlatayım. Bakın eğer Mısır kaybederse Rusya Girit'i almakla kalmaz. Mısır'dan daha fazla toprak alır. Ve biz Mısır'ı tam olarak yenemeyip tanzimatları bitiremeyiz. İkincisi, Mısır kazanırsa büyük ihtimalle Rusya'dan para alacak. O parayla bütün ordusunu çok rahat donatır. Bir para sıkıntısı kalmaz adamın. Çünkü Rusya'nın hani oyundaki ekonomisi bayağı iyi bütün topraklarına sahip olduğu için. Berabere kalırlarsa Mısır büyük ihtimal berabere kalmak için kendi müttefik bulacaktır. İngiltere, Fransa gibi ya da Avusturya gibi bir müttefiki olacak. Bu sefer bir saldırdığımızda bu müttefik gene Mısır'a yardım etme ihtimali var. Yani 3 aşamada da her türlü biz işkence çekiyoruz ve yani kazanan ya Mısır ya Rusya. Bu üçlü dengede artık hani hangisi gelecek bilmiyorum ama hangisi gelirse gelsin pek fazla umudumuz yok gibi ya. Bu arada nüfuzumuz eksiye düşmüş, hemen ondan kurtulalım. Diplomatik elimi kaldırayım birisinden. Fransa'dan kaldıralım. Yani berbat bir döngünün içerisindeyiz. Bu döngü içerisinde yanımızda olabilecek hani karımız olabilecek ne olabilir? Belki Persleri yiyebiliriz eğer İngilizler de bu savaşa katılırsa. İngilizler katılmazsa Persleri korur. Yunanistan'a dokunamayız. Yunanistan'a hani ne olursa olsun Rusya yardıma gelecektir. Zaten hani İngiltere ile falan savaşta olsa da kara sınırları yok ki en fazla gemileri kapıştırır. Bunlar zaten bizim hala şeymiş. Kuklamız sayılır. Para falan vermiyorlar. Biraz farklı çeşit kukla ama. Onun dışında bu yasayı geçirme ihtimalimiz hala %13. Ondan da pek bir umudum yok. İyi bir event gelmezse o da zor. Yani zor günler bizi bekliyor. Ama bakalım bir şekilde çevirmeye çalışacağım ya. Ha, bu arada oyunu çok fazla hızlandırmadan aklıma geldi. Daha fazla asker görmek için asker ücreti sayısını arttır demiştiniz. Belki o etkiliyordur demiştiniz. Onu bir deneyelim. Normale çekelim asker sayısını. Bakalım tabur daha fazla artacak mı? Şu anda 159 burada, 88 burada. O artarsa askeri tanzimatı da yapabiliriz. Ama o tanzimattan hiç ümidim yok yani. Onu direkt yok sayıyorum. Onun yerine bürokratiyi yapabilirsek, ondan sonra kentleşme de imkansız. Hani şunu kim düşündü çok merak ediyorum. İşte Arşılığı Bastırı falan yapabilirsek daha iyi. Yani şu kentleşmeyi nasıl yapabilirsiniz bence biliyor musunuz? Çok düşündüm de. Yani bütün ülkeyi kaybedeceksiniz savaşta. Sadece Anadolu kalacak elinizde. O zaman belki yapabilirsiniz. Çünkü bütün topraklarınızda %75 bina olmasını istiyor. Hani bina dolu olmasını istiyor. İmkanı yok. Bir de yeni toprak fethettiğin zaman orası boş oluyor ya. Oralara da bina yapman falan lazım. İmkansız yani. Bu arada şunlara... Ha burada ne oldu? Mısır duruyor. Bekle. Harbiden ne oldu lan orada? Hızlı geçtim ya zamanı göre. Ha savaş çıktı aralarında tamam. Oo, Fransa, İngiltere, Mısır'ı destekliyor. Rusya'da Avusturya, Macaristan ve Finlandiya ile. Neyse bu adamlar birbirlerini yesinler o zaman. İki taraf da şimdiden 1,5 milyona yakın para kaybetmiş. O zaman biz bu savaştan yararlanıp Perslere dalalım. Daha iyi bir çözüm gelmiyor aklıma. Hani bu savaştan daha iyi bir şekilde yararlanabileceğimiz. Orduya şöyle dökme toplar verelim. Seyahat topu pahalı olabilir. Bu arada şöyle bir taktik düşündüm ki deneyeceğim, size de söyleyeceğim durumunu. Bu orduyu mesela top veriyorum ya. Top verirken yavaş yavaş vereceğim. Ben mesela şu anda 3 birliğe verdim. Sonra zamanı ilerleteceğim. 3 birliğe vereceğim. Aniden top ihtiyacını çok fazla arttırmayacağım ki bütçeye aşırı top fiyatı binmesin. Onu deneyeceğim. Eğer katkısı olsa size söylerim şimdi. Buraları atlayacağım. Bu arada savaş şeyini de başlatıyorum. Perslere karşı savaş hamlesini. Orada da hedeflerimiz, bakın şu özellikle Irak'a gideceğim dedikleri ana bölgelerini almak. Ondan sonra başka nereyi alabiliriz? Gene iyi puan olan İsfahan demiş. Tebriz lazım. İsfahan. Tamam İsfahan'ı da alalım. Şu Tebriz'i alalım ki bu bölge gene birbirine bağlı olsun. Başka bölge alamıyorsak para alabilir miyiz? Yok. Ne alabiliriz senden? Ha, hiç manevramız kalmamış. Tamam hiçbir şey alamayız. O zaman orası onu yapsın. Ben dediğim taktiğe devam ediyorum beyler. İki tane olay olmuş bu sırada. İslahat hattı Hümayunu. Daha personel sistem kurmasına. Ha, gayrimüslimler devlet görevlisi olabilsin mi? Kısaca soru bu. Herkes eşit olsun dersek Müslümanlar isyancı oluyor. Ha. En alttakini yaparsak.
Kanun çıkarma ihtimali artıyor ama bir son olmayanlar düşman oluyor. Buna gidelim ya. Kanun çıkarma ihtimali daha çok lazım. %14 çünkü şu anda. Heh, 124 oldu. O hani erkenden yapmazsak başımızın bayağı ağrıyabileceği bir şey kanun. Çünkü daha 2-3 tane daha yasa geçirmemiz lazım. O yüzden önceliği ona verdim. Evet beyler. Perslere yardım birikmiş bayağı. Portekiz nedense Perslere yardım ediyor. Afganlar gelmiş. Kalat diye bir ülke gelmiş. Yani bunlar gelmiş. Bir de üstüne Portekiz var. Ama yeneriz bence ya. Bütün herkesi ben alayım cepheye. Savunma pozisyonu da alacağım gene her zamanki gibi. Eğer saldırı gücümüz yüksekse hızlıca yarmaya çalışırız. Ama en başta bir cepheye götürelim de. Şimdi beyler, ordumuzun saldırı gücü yok. Çünkü seferberlik var daha. Ordumuzun saldırı gücü gördüğünüz gibi artacak ama birazdan. Askerler gelsin, seferberlikler tamamlansın. Büyük ihtimalle biz öne geçeriz. Evet. Onlar da savunuyor, biz de savunuyoruz. Şu an herkes birbirine bakıyor karşılıklı olarak. Biraz bekleyelim, gücümüzü toparlayıp sonra saldıralım. Oo, bu arada onlar saldırıyor. 10 hasar koruması... Şimdi buyuruz. Neyse. Tamam o zaman saldırsınlar ya, biraz güçlerini kaybetsinler. Kazanıyorlar ama olsun. Savunmamız 20 oldu. Burada ne olaylar varmış? Kağıt pahalı diyor, tamam. Önemli değil. Yani donanmaya bir şey yaptır demek istiyor, o da önemli değil. Arabistan'da fazladan askerleri var diyor ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben mesela şu 5 generali, pardon, 5000 askeri almak için genel oluşturursam buradaki generallerden, yani şu anda savaşta olan generalden asker alabiliyor. O yüzden onu yapmayacağım şimdilik. Siz de ona dikkat edin, öneririm yani. Tamam, bu savaşı kaybettik ama zayiatlarımız arasında çok büyük fark yok. Ve benim sayım daha fazla. Yani bizim verdiğimiz zayiat biraz daha önemsiz. Ki savunmamız da artıyor. İlerleyin lan bir daha. Bu sefer yeneriz. Bir tane yendik. Saldırmaya devam ederlerse bir zafer daha alabiliriz. Bu arada bir ülke daha onlara yardıma mı girdi? Giremez ya. Hı? Burası 4 ile 5 oldu zannettim bir ara. Lan az önce biz adamları yendik. Bu adamlar bize nasıl toprak aldı? Şimdi. 17 oldu saldırımız. Sadece Abdülkerim Nadir Paşa'ya mı saldırı emri versin? O çünkü iyi saldırıyor. Yok. Raşit'i de koyalım yanına ya. Çok az sayıyla saldırırsa gene bir anlamı olmaz. 11'e 10'da yenebiliyoruz. Çok güzel yasa da geçti. Süper. Hemen ikinci yasaya geçelim. Şimdi ekonomik sistem buna çeviremiyoruz. Tamam. İşçi haklarını değiştirmemiz gerekiyor olması lazım. İşçi haklarına gidelim. Onların sırasına bakmıştım biraz. İşçi haklarını değiştireceğiz. Sonra bir tane daha yasa değiştireceğiz. Ondan sonra ekonomi yasasını değiştireceğiz. Ondan sonra burada istediğini yapabiliyoruz. Yani çok işimiz var. Savaş. Tamam, kazanıyoruz. Bütün herkese saldırı emri versek mi? Verelim. Adamların nedense şuradaki saldırı puanı düşmüş çünkü. Hadi beyler, uzamasın bu savaş bak. Diğer büyük ülkelerin savaşı bitip bunlara yardıma gelir falan diye korkuyorum. Ya da bize saldırır. 24'e 25. Niye kaybediyoruz oğlum? Oha. 43 savunma mı? Büyük ihtimal özel bir olay falan vardı o savaşta ya. 23'e 30. Gene say üstüne adamlarda. Allah'ım yarabbim. Şu bankacılığı yapalım. Borsayı gördüm ama hani şu anda bize lazım değil diyecektim. Şurası eksiye düşmüş. Lazım olacak yani yakında. Otoriteyi de çözelim. Şu hükümleri kaldıracağım. Burada neden adamlarda sayı üstünlüğü var gene? Yani bizim toplam sayımız yüksekken. Neyse tamam, onu da kaybedin. Hah, onu da kaybedin, nasıl satayım. Ya gene adamlarda sayı üstünlüğü. 2'ye 4 yeniyoruz yalnız bu sefer. General bile isyan etti artık. Heh, bizim iki katımızdan çok zayiat veriyorlar. Tamam lan. Böyle kazanıyorsanız sayı üstünlüğü bana sorun değil. Ney?
O savaş ne oldu? Ben onu anlamadım. Keşke kazanıp kaybetti diye yazsa. Ateşkes var. Girit'i mi aldılar? Yo. Beyaz barış yaptılar galiba. Neyse, o zaman bizim bunları iyice çabuk yenmemiz lazım. Çünkü Rusya falan bize savaş açabilir. Pers'lere müdahale ettik diye. Korkuyorum burada bir şeyler ters gidebilir her an. Tamam. Bankacılığa geçelim. Ya da durun. Şu işçi hareket yasasını açmamız gerekiyor. Önemli bir yasa için. İşçiliğe gidebilirim. Sonra gideriz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim teknolojiyle alakalı. Şu otoriteyi düzelteceğim de. Üniversite yaptıkça ve okuryazarlığınız arttıkça diğer ülkelerde olan teknolojileri galiba otomatik olarak kazanıyorsunuz. Yani en azından o konuda biraz puan alıyorsunuz. Tamam, bakın mesela az önceki saat hani hızlı geçtim ama şu yetenek mesela. Pardon, yetenek dedim ya. Şu teknoloji. Mesela bu teknoloji az önce gözüken teknolojiydi. Sahra tahkimatı, yani ordu savunması veriyordu. Biz bunu hiç araştırmadık, hiç dokunmadık. Ama teknolojik yayılım bonusuyla, yani iş yaptığımız üniversitelerle, insanların okuryazarlık seviyesiyle diğer ülkelerden gördüler büyük ihtimalle. Bir şekilde onu bize kendileri açtılar. Bizi hiç araştırmadan. Okuryazar ülkelerin tabii çok daha fazla işine yarıyor ama biz de bu oranı arttırdığımız için bizim de bayağı bir katkımız olmaya başladı ülkenin gelişimine. Ünlü oyun yazarı reformu destekledi. Çok güzel. Ünlü bir oyun yazarı oyunumuzu destekliyorsa kanun çıkma ihtimali artıyormuş. Tamam. Hiç anlamadığım bir mantık. Bakın. Burada savaşı kazanıyoruz. Cephe ilerlemiş. Düşmanı paketlemişiz. Ve oyun nedense buraya sadece 5 birliği olan bir tane komutanı bırakmış. Düşmanı tutuyor burada böyle. Yani daha fazla asker bırakması gereken buraya 83 birlik olan düşmanın yerine asker bırakmamış. Dikkat etmesek savaş kaybedeceğiz orada. Şimdi burayı savunsak bile yeter aslında. Hiç saldırmadan. Çünkü bizim için buralar önemli. Aynen. Kalkışma... Gene bir imam ortalığı karıştırıyor. İmamlar benden ne istiyorsunuz Allah aşkına ya. Dedikodu diyorum yine. Bir de üstüne Basra'da kıtlık. Bu oyunda bu imamlardan ne çıktık biz ya? Ya FBI ajanı bu imamlar, yani bütün her şeyi çözüyorlar, bütün herkes isyancıları çözüyorlar ki hiç zannetmiyorum. Ya da ulan bugün devlete nasıl sorun çıkartabiliriz diye düşünüp sabah ilk işi onu uygulamaya başlar herhalde. Çünkü şimdiye kadar hiçbir yararlı emotlarını görmedik biliyorsunuz. Sadece isyan çıkartacak emotlar yaptılar. Şimdi biz ona dedikodu dediğimiz için halkı gaza getirecekler. Gene saldırı event olacak birazdan. Bu arada bekle bekle bekle. Rusya ne yapıyor? Rusya Perslere saldırıyor. Arkadaşlar çabuk. Siz de saldırın beyler. Vaktimiz yok. Rusya bizden toprak çalmaya çalışacak. Hırsızlara bak ya. Rajbi. Sen yanlış yere gidiyorsun oğlum. Sen de aşağı git. Bu oyunda birlikler yanlış yere gitmede profesyonel ya. Neden şuraya gittin yani? Tamam. Çok güzel. Bize topraklarımızı verdiler. Buraları hemen ülkeye katalım. Kargaşayı bastırmak için şiddetli baskı da yapmam lazım benim buralara. Kimler? Cephemiz. Tamam. Şimdi. İnşaat devam etsin. Askerlere paralarını verelim. Paramız hala artacak. Güzel. Rusya ile ilişkilerimiz daha fazla soğudu tabii. Perslerden toprak aldığımız için. Çünkü çalamadılar bizden. Hırsızlar. Üniversite yapımına da devam edelim. Orada insan olan üniversite olmayan yer var mı? Var. Tebriz. Sonra Arnavutluk. Buralara dolduralım biz okulları. Mardin.
muhalifler grubu terk etti. Dışarıdan gözlemlere göre yöneticiler sevdikleri. Kanun çıkarma ihtimalini ikisi de düşürüyor. Çok güzel. Çok güzel. İki sene para yedireceğiz çünkü adamlara hani kanun başarı ihtimalimiz çok fazla düşmesin diye. Bu neymiş? Tüm zorluklarım. Osmanlı kanunlarına göre tüm haklara sahip olmamasına rağmen boşuna kalkanın zengin kesimi normalde de şenlikli mahallelere taşınmaya sıkça gitmeye başladılar. Yani başarının adil bir şekilde hak ettilerse geçsinler. Boşnak da olsalar. Buna vereceğim ya. Eğer hak ediyorlarsa orada geliştirsinler. Bir zaman olmasa da sorun değil. O biz Osmanlı olarak hoşgörülü davranacağız. Tepemize binmedikleri sürece. Uy. Şimdi bu otorite ve bürokrasiyi nasıl çözeceğiz? Şimdi bürokrasiyi de arkadaşlar şunu denemek istiyorum. Bakın. Nerede bu? Bunu söyledim galiba ama size ya. Bunu yaptık galiba. Sadece belli bölgedeki üretim yöntemini değiştireceğim. Yani bu devlet yönetim binasının sadece Ankara'dakilerini en üst seviyeye geçireceğim. Bakın yetiyorsa o zaman bırakacağım ödeyecektim. Yetiyor. Teknoloji olarak da şu işçi hareketini açmamız lazım. Ona doğru ilerleyelim. Yani belli bölgelerdeki bina üretimini hani o bölgeye tıklayıp binalara gelip değiştirebiliyorsunuz. İlla bütün kısımdan yani şuradaki binalar kısmından yapmayın. Çünkü bu her şeyi etkiliyor. Zarar edebileceğiniz bir şey de olabilir. Mesela buna geçelim mi? Buna geçelim bu arada. Mesela bütün topları mesela buna geçirmek istemiyorsunuzdur. Sadece bir kısmı üretsin diyorsunuzdur. O zaman o bölgedeki binayı bulup binadan yapabiliyorsunuz. Gizli anlaşmalar açığa mı çıkarıldı? Kanun çıkarma ihtimalini düşürecekler. Kendi aralarında anlaşmalar yapmışlar pezevenkler. %19'a düştü şey ihtimali, başarı ihtimali. Yine her şeyin ters gitti bir gün ya. Paramız ekside biraz çünkü binaları arttırdım. Bir de ordudan, evet aklıma geldi. Ordudan topları almadım ben. Ordudan topları alayım arkadaşlar dur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Mısır'a saldırmam lazım ama Mısır'a saldırdığım anda %100 eminim İngiltere ve Fransa korumaya gelecek. O yüzden önce onlardan kurtulmam gerekiyor. Yani ilişkimizi arttıracağız, müttefik olacağız, bir şey yapacağız ama yani onların Mısır'dan olan ilgilerini çekmeleri lazım ki bir şekilde biz Mısır alabilelim. Ya da Mısır bize saldıracak. Öyle bir şey de olabilir belki. Tabii Mısır'ın bize saldırması bayağı büyük bir hayal olur ama biz o sırada ne yapsak? Bu adamları ummanı falan alabiliriz aslında. Necid'i alabiliriz. Alalım Necid'i. Bu adam zaten tek başına alır orayı. Bir bakayım da yanına birilerini çekmesin. İngiltere'yi çekebilme ihtimalleri varmış. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani şurası için İngiltere ile savaşmayız. Hayda. Bekle bekle. Ne oluyor orada? Mısır geldi savaşa. Peki. Şöyle yapsak. İngilizleri biz çağırsak gelirler mi? Biz de Mısır'dan topraklarımızı geri alırız hem de. Savaş hedefi. Eğer böyle olursa çok güzel olur arkadaşlar. Mısır'dan hem topraklarımızı kurtarırız hem de aşağı Mısır'ı en büyük bölgelerini alırız. Başka bir şey ekleyebiliyor muyum? Savaş lazım yani. Tamam. Kendinden bu kadar emin olma bence. Arabistan karargahı Necid'i halleder. Kalan birliklerle bizim Mısır'ı halletmemiz lazım. O da bence mümkün. Ha zaten oradalar mı? Tamam. Şimdi yeniden orduya ne yazık ki
top verme şeyine başlayacağız. Aslında direkt seyyar top versem mi ya? Yani Fransa bana karşı rekabet ilan etme Fransa lütfen. Bir sene dostuk. Ben senden mal alıyorum bak. Bu savaşa gelmezler herhalde ya. Tamam. Fransa gelemiyormuş zaten. Güzel. İngiltere'de herhangi bir şey söylemedi. Şimdi buraya 15 birlik. Bunlar direkt saldırıp alabilirler burayı. Ben direkt saldırı emri vereyim. Çünkü Necid'in askerleri nerede bilmiyorum. Burada 60 birliğimiz var. Puanlar nasıl? Evet. Teknolojik askerleri var. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Burada da aynı durum geçerli. Başka bir cephe var mı peki önümüzde? Yok. Tamam. O zaman Necid'i halledeceğiz. Necid'den Mısır'a döneceğiz. Mısır'da hani o sırada savunma yapmamız lazım. Başka bir sorun yok gibi. İngilizler korkumdu. İngilizler de geçmeyecek gibi duruyor. Yine de böyle takip edeyim tabii ki her ana kadar. Savunmamız iyi. Rahat rahat savunma yapabiliriz. Burayı da alacağız. Necid'in askerleri nerede peki? Mısır'a mı gönderdi? Bir yere gönderdi ama anlamadım. Neyse. Ha, madencilik kazası olmuş. Ha, bakın böyle zalimce sövülmesi izin verilemez. Yani bence mantıklı olan bu. Mesela yani buna basarsak kırsal kesim biraz daha yakın oluyormuş bize. Buna basarsak sendikalar. Sendikalar olsun şimdilik. Bu arada Mısır'ın bize saldırması iyi oldu ya. Askerlerimiz düşük seviyede tutuyoruz ya, bizi güçsüz zannetti büyük ihtimal. En azından Suriye'yi geri alabileceğiz. Doğru dürüst oynarsak buraları. Tamam, başladı savaşlar. Bizim Trablusgarp gene işkence uğrayacak. Adamlar 2 senede bir işgal ediliyor bizim yüzümüzden. Serflik kanunu çıktı. Çok güzel. Burada saldırmıyorlar. O zaman hemen saldırmayalım. Saldırı puanımız düşük. Bunu kaybederiz. Beyler burayı alın. Sonra desteğe gidin bak. Başka yere lazımsınız. Tamam. İzayiat veriyorlar Allah'tan. Yani o yönden iyi. Bizim birliklerin topları var mıydı? Seyyar toplara geçirebilirim askerleri. Bu generale geçireyim. Paramız çünkü o kadar kötü değil. Aynen artıdayız hatta bu kadar şeye rağmen. Bir tane daha artıya geçirsem. Eksi 600'e düşersin diyor. Şimdi. Tamam. Bu ilk generalimiz en iyi generalimiz ya. Bu adamı iyi toplara geçirelim. İleri o saldırır gerekirse. Bu cephe bitti. Bu adamları da savunmaya alalım. Bunlar saldıracak adamlar değil. Azeriler Makedonya... Azeriler niye gidiyor ki? He tamam Azeriler bize geliyormuş. Güzel. Gelin. Kardeşim biz gerekirse bakarız size o Ruslardansa. Siz gelin buralara. Burada kaybediyoruz. Tamam. Olsun. Evet, nedense sayı üstünlüğü düşmanlarda gene her zamanki sorunumuz. Yani adamların 3 katıyız ama adamlar sayı üstünlüğü. Neyse. Siz geçin savunmaya abicim. Bizim şans sizi orada ilerletmeyecek belli. Tamam, Necid'den toprağımızı aldık ama burası daha devam ediyor. Burada da biz saldırabiliriz artık ya. Aynen. Yeterince puan 27 olmuşuz. Zaten en iyi generalimiz de askerlerini toplamış. O ve Ziyaettin. Bunlar saldırsınlar. Ziyaettin'e şu topları da verelim en iyilere.
Burada da siz 17 olmuşsunuz. Biraz daha bekleyin. 17'ye 40. Hani bu adamın en iyi geneli nedense burada. Evet, gene bir sayı üstünlüğü olayı. Bu sayı üstünlüğüne cidden bir sorun var arkadaşlar ya. %100 eminim. Çünkü hani adamlardan 1,5 kat, 2 kat fazlayken hani nasıl daha az sayıda yakalanabiliriz? Her yere bir tane adam koy. Sen desen ki nerede düşman var? O şekilde bile anlarsın nerede düşman var, nerede yok. Bakın bu üçüncü oldu gene. Üste 3 tane. Adamlardan 2 kattan daha fazlayız ama eksik yakalanıyoruz. Şu adamı da vereyim hadi. Bir ihtimal belki yakalanmazlar bu sefer. Gene eksik yakalandık. Süper. Yani mucizeyi başarıyoruz orada ya. Siz de şurada saldırın. Başka adamları izliyorsanız büyük ihtimal daha düzgündür arkadaşlar. Benim şansıma canlı bir şekilde hani tadbir oluyorsunuz. Ve gene az sayıdayız. Muhteşem bir rekor ya. Şansa karşı koruma lazım bu oyuna. Bakın burada da az sayıdayız. Eşit sayı. Evet, ilk defa eşit sayıya denk geldik. Hadi. Tabi burada gene düşman fazla. Yapacağız ulan. Bir tane savaşta üstün geleceğiz. Gelmedik. Hadi burada. Burada da gelmedik. Helal olsun. Dünya rekoruna koşuyoruz herhalde ya. Organize suçlu şey, hadi. Organize suçu bastırın. Parayla organize suçu bastırıyoruz. Al sana da destek. Şimdi otorite sorununu çözmem lazım ama nasıl çözeceğiz? Bu otorite nereye gidiyor artık hiç bilmiyorum. Heh, artı 10. Cidden bu otorite nereye gidiyor? Vergiye gidiyor bir kısmı. Tamam, onu anladık. Şiddetli baskılara gidiyor. Burada servetimiz nasıl? 200 bin kaldı. İnşaatı düşürelim. Bir alt seviyeye geçsin. Askerlerden de parayı düşürmek zorunda kalabiliriz. Aynen. Askerlerimiz zaten şu anda balık hani saçmalama modunda. Para almasalar da bence şu anda zerre kadar hak etmiyorlar ama. Bakın ilk defa bir tane sayı üstün olduğumuz savaş ya. Kaç tane savaştan sonra. Onu da kaybediyoruz. Ama en azından gördük. Hani öyle bir ihtimal varmış en azından. Sayı üstünlüğünü görebiliyormuşuz. Neyse, biz orada savunmaya geçelim mi? 70 bin tane aptal ya. 70 bin tane aptalla ilerleyemiyoruz. Geçin savunmaya geç. Toprak veriyoruz adamlara bir de üstüne. Burada nasıl? Tamam, işçilik kanalı açılmış. Orada şu işçi haklarına doğru gidelim. İşçi hareketine. Burada yeneriz belki. Yani oyunu görüyorsunuz değil mi? Resmen şansla savaş kaybedebiliyoruz ya. Hani mantıklı hiçbir açıklaması yok çünkü şu anda şunu kaybediyor olmamızın. Saldırımız daha yüksek. Askerimiz daha yüksek. Hani daha ne istiyorsun? Genelimiz de daha iyi. Genelimiz de kötü değil. Kalkışmasızlar. Gene imam. Hani imamı görünce artık basıp geçeceğim. Şu oyun hani daha kötü nasıl geçebilir bilmiyorum ya. Bakın gene düşmanda sayı üstünlüğü. Bizimkiler de doğal olarak burada kaybediyor tabi. Bakın 41 avantajımız var. 37 avantajımız var. Ama hani yok hani şans tanrısı diye bir şey varsa tövbe estağfurullah. Hani düşmanımız olduğu kesin. Bu sefer yenin lan bari. Hele şükür anasını satayım. Şurada. Tabi orada da gene düşmanda sayı üstünlüğü var. Bir tane daha değil mi? Aynen. Bir tane daha sayı üstünlüğü. Hele şükür burada yenebildik bu arada. Bir tane savaş kazandık, sonra önümüz açıldı. Siz yenmeseniz de olur arkadaşlar. Diğer yerleri yeniyoruz. Hırvatlar başka yere gidiyor büyük ihtimal. Bu gerizekalılar hayatları boyunca zafer alamayacaklar, o da belli oldu.
Ulan Reşit Mehmet Paşa. Seni emekliye ayırmak istiyorum ben ya. Beğenilmiyor. Acaba neden beğenilmiyoruz bu adamı? Neyse. Mısır kaybetti bari. Hiç böyle bir işkence yaşamamıştım ya. Şurası bizim olmuş. Burayı birleştir. Başka unuttuğumuz bir yer var mı? Hayat standartı zorluk yaşamış. Bu Araplar zorluk yaşıyor diye ülkenin hayat standartı düşmeye başladı. Oraları alıyoruz ya. Tamam. Her yeri hallettik galiba. Şimdi en azından tanzimatlardan birisi bitmiş oldu bu işkenceyle beraber. Ama yani... Akıl sağlığımı getirir ya. Büyük bir ülkeyle savaştığınızı düşünsenize. Ya da küçük bir ülkeyle savaşıyorsunuz. 300 bin askeriniz var. Adamın 10 bin askeri var. Ama sürekli o kazanıyor savaşları. Neden? Şans. Yani... Komik derece saçma bir şey ya. Bir peşle falan bunu düzeltseler başka bir şey istemiyorum. Doğrusu bizden başkasına böyle bir şans denk gelmiyordur biliyor musunuz? Büyük ihtimal düzeltmezler bile. Neyse arkadaşlar çok uzattım diyebilirsiniz ama. Ama yani benim yerimde olduğunuzu düşünsenize. O kadar uğraşıyoruz, savaş veriyoruz ülkeyi düzeltelim diye. Şans yüzünden kaybediyorsun savaşları. Buralarda da kargaşalar varmış. %31. Niye? %25 de burada. Büyük ihtimal imamın yüzünden biliyor musunuz? Hani her iddiaya varım. İmam karıştırmıştır oraları da. Yani... Oturup tek yapması gereken normal 5 vakit camiye gidip ezanını okuyacak adam yüzünden ülkece isyan sorunu çekiyoruz ya. 7 milyon isyancı var ülkede. Silahlı kuvvetler -2. Silahlı kuvvetlerin parasını tam verelim. Aynen onu düzeltmişiz. Onlar düzelir birazdan. Başka kim var? Kırsal kesim -4 diyor. Güya +4 bile dincilerle aramız. Hani çıkarmadıkları sorun kalmadı ülkede. Şimdi buna geçemiyoruz. Teknoloji daha bitmedi. Doğru. Vallahi arkadaşlar ne yapayım bendeki bu şansta bilmiyorum. Hani içinde şans olan en küçük bir oyun oynadığımızda bile böyle şeyler denk gelebiliyor bize. Aşağı Mısır'a, tamam. Oraya da yap. Erzurum'a da yapın. Üniversite inşaatlarına devam. Allah'tan inşaatlar şansa değil. Düşünsenize, belli bir şansla inşaatın kırılma ihtimali oluyor. Oyun boyunca bina yapamazdık. Anarşizm varmış burada. İnsan hakları, milliyetçilik. Ha bak, milliyetçilik otorite yatırıyormuş, tamam. Bunu yapabiliriz. İşçi hareketinden sonra. Teknoloji hızımızdan kaç olmuş? 94 olmuş. Güzel. Yani. Oyunun başında 50 idi değil mi? Evet 50 falandı. Demek ki iki kat hızlı araştırma yapabiliyoruz o zaman. Güzel. Bu şekilde düşününce. Şimdi şu isyancıların azalmasını bekleyeceğim. Bunun için de işte bu yeni aldığımız bölgeleri uzun süre elimizde tutmamız lazım. Savaşa falan girmeden ki. Sorun olmasın. Ha, kışta yapabiliriz. Aynen belki kışta yapmak şeye de yarayabilir. Asker sayımıza da yarayabilir. Şuraları kışta yapalım. Ayrıkçılığı bastır tanzimatı bitti. 4 sene kaldı Avrupa'nın hastalığından kurtulmamız için.
Eğitim reformu yetişir mi? Yetişirse kıl payı yetişir. Bürokratik reform yetişir mi? O da kıl payı. Her şey çok riskli ya. Ya kıl payı alacağız ya kıl payı kaybedeceğiz şunu. Öyle bir Türkçe çeviri var ki anlamadım diyorum. En az bir bina bir kışla değil. Şimdi kışla olmayan bina mı arıyorsun? Kışla olmayan bina var. Yoksa bina kışla mı olacak? Hani öyle bir Türkçe çeviri. Bu Türkçe çeviri kime yaptılar merak ediyorum ya. Ben de çeviri yapıyordum geçmişte. Ama hani ben böyle çeviri yapsam beni hani bir daha hiç kimseyle anlaşamazdım herhalde. Düzensiz piyade üretim yöntemini etkinleştirmedi. Düzensiz piyademiz yok zaten. Piyade odaklı üretim yöntemini etkinleştirmedi. Dökme topçu. Şimdi bu teknolojiler olacak mı, olmayacak mı? Teknoloji mi değil mi? Hiçbir şey anlamıyoruz ya. İdare edelim. Yani en azından insanların okuyabileceği bir Türkçe var, değil mi? Dolayısıyla İngilizce oynasaydım daha iyi anlardım gibi hissediyorum ama. İngilizce bilmeyenler için bir seçenek olmuş işte gene de. Bu arada kışla açınca burası artmaya başladı. Yani kışla açarak yapıyormuşuz orayı. Yani asker sayısını arttırıyormuşuz. Ama çok fazla kışla açarsanız gene bütçeniz göçebilir. O yüzden ona dikkat edin. Dikkat edin. Ben bunu 250'ye getirmeye çalışacağım. 250'ye getirince inşallah şu alttakileri yapmama gerek yoktur. Çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor alttakilerden. General Ziya Zengin kişisel sıkıntı yüzünden genel olarak yapması gerekenleri aksatmaya başladı. Sen nasıl bir generalsin ya? İşini yapmayı bırak, para yemeye başlamış arkadaş. Bu arada arkadaşlar inşaat seviyesini yeniden ikinci seviyeye çektim. Olabildiğince hızlı bitirmeye çalışıyorum kışlaları. En azından o görevi yapalım. Sonra bir tane görev kalacak önümüzde. O da eğitimle belki. Okur yazarlık %35 olmasıyla. Ama yani %90 ihtimal yetiştiremeyeceğiz Avrupa'nın hasta adamını. Ve bu kuklaları kaybedeceğiz. Üstüne ülkede daha fazla isyan falan çıkabilir. Yani yandık. Buraların çoğunu geçiyorum. Çünkü yeni toprak da alamam. Yeni aldığım toprakta eğer eğitim yoksa okuryazarlığı geçirme ihtimalimiz daha da düşer. O yüzden Araplarla vesaire savaşayım, toprak alayım da yapamıyorum. Buraların çoğu boş geçecek. Yani bu seneleri atlayacağım. Şimdi arkadaşlar kışlaları bitti ama şu an hani hiçbir şekilde anlayamadığım 3 tane şey var burada. Türkçem yetmiyor buradaki olayı anlamaya. Ne istediğini bilmediği için bu tanzimatta yapamayacağız. Yani %100 Avrupa'nın hasta adamı gidiyor artık. O kadar uğraştığımıza yanıyorum yani. Üniversite yaptık, şey yaptık. Hepsi eninde sonunda bize geriye patladı ya. Neyse bari sanayi falan odaklanalım artık. Kağıt fabrikası Güney Sırbistan. Bu kaybettiğimiz kokuları falan da almamız çok zor artık. Çünkü Avusturya, Rusya bunları köpek gibi koruyacak. Şanssızlığın sonu işte. İsfahan dediği yeri bilmiyorum. Neyse uzun süre artık ekonomiyi inşa ederiz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu yasa bitmek üzere. Yani bu dezavantajı %100 alacağız. Bunu da şunu da söyleyeyim. Hani birkaç kere daha oynayıp böyle baştan vesaire yapıp hani belki daha iyi sonuca getirmeye çalışabilirdim ama hani öyle bir şey olsun da istemiyorum. Hani oynadık, bu çıktı. Yapacak bir şey yok. Ama böyle yaptığımız zaman da işte hani oyundan bu kadar tekme yemek de ayrı bir sorun işte ya. Çünkü verdiği görevleri yapamamamız için hani önümüze koymadığı engel kalmadı. Şu bürokratik reform yapabilseydik hani belki eğitimi de yetiştirirdik. %35 okuryazarlığı. Neyse şu dezavantajı yiyelim.
Ondan sonra bakalım ne event gelecek. Ona göre bitiririz burayı da. Evet, Avrupa'nın ölü adamı event'i geldi. Ve gördüğünüz gibi bütün hepsi özgür oldular. Sırbistan, Iflak, Boğdan. Bakalım bize bunun karşısında ne ekleyecek oyun. Ekstra bir şey daha var mı diye bakarım da. Yok büyük ihtimal. Zaten yeterince işkence çektirdim dedi. Az bir şey bekleyeyim arkadaşlar. Yeni bir event gelmezse size diyeceğim. Yok yeni bir şey yok. Hani o tanzimatı kaybetmiş olduk. Müttefiklerimizi kaybettik. Boşu boşuna binalar yapmış olduk. Bakalım buradan sonra nasıl toplayacağız gelecek bölümlerde. Hani Mısır'ı almak gene hedefim. Mısır alabiliriz. Perslerin kalanını bitirmeye çalışabiliriz. Bu kısımlara büyümeye çalışacağım. Çünkü buradan kaybettiğimiz ekonomik gelir ve hani bu ülkelerin bizde olmaması bize bayağı sorun açacak ileride. Sırbistan bir ülkeyle müttefik olup Güney Sırbistan'a saldırabilir. Eflak, Romanya, Bulgaristan'a saldırabilir. Yunanistan daha fazlasını isteyebilir. O yüzden hani doğuya doğru büyüyeceğim ki oralardan güç toplayıp sonra buralara dönebilelim. Sizin de bir öneriniz varsa mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.